Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Resulillah. Selamun minallahi aleykum ve tahiyyetun minni ileykum eyyuhel ahibbetül kiram. Değerli arkadaşlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, bir önceki dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve tahhirakum tathira. Evet, Allah Teala sizi tertemiz yapmak istiyor. Ey ve yutahhirakum min evdariz zunubi vel maasi. Evet. Burada evdar kelimesi çoğul bir kelime. Vadarun çoğulu evdar, kir, pislik manasına geliyor. Evet. Ve yutahhirakum sizi temizlemek istiyor. Min evdariz zunubi, zenbün çoğulu zunub, günahların kirinden, pisliğinden temizlemek istiyor. Vel measi, masiyetün çoğulu measi şeklinde geliyor. Yani işlenen günahların kirlerinden, pisliklerinden sizleri temizlemek istiyor. Tathiran beligan, evet, beliha bir şekilde tertemiz yapmak istiyor. Vezkurne, hatırlayın, zikredin. Ma yutla fi buyutikunne, evlerinizde okunan min ayatillahi, Allah'ın ayetlerini hatırlayın. Vel hikme, ve hikmeti hatırlayın. Ey vekra'ne, okuyun. Ayatil Kur'an'ı, Kur'an'ın ayetlerini okuyun. Ve sünneten nebiyyi aleyhissalatü vesselam, Allah'ın salat ve selamı üzerine olsun, peygamberin sünnetini okuyun. Fe inne fihima, muhakkak ki bu ikisinde, Allah'ın ayetlerinde ve peygamberin sünnetinde, el felahu ve necahu, evet, başarı ve kurtuluş vardır. Felah ve necat vardır. Gale Zemahşeri dedi ki, zekkerahunne, Allah Teala hatırlattı, enne buyutehunne, mehabitul vahyi, evet, onların evleri vahyin indiği yerlerdir. Vahyin nazil olduğu yerlerdir. Ve emerahunne ella yenseyne ma yutla fiha, evlerinde okunmuş olan Kur'an ayetlerini unutmamalarını Allah Teala onlara emretmiştir. Minel kitabil cami'i beyne emreyni, evet, iki emri de birleştiren kitaptan okunan ayetleri unutmamalarını emretmiştir. Nedir o da? Ayatun beyinatun, açık ayetler, tedullu ala sıdkın nübüvveti, peygamberin sıdkına, doğruluğuna delalet eden açık seçik Kur'an ayetleri, ve hikme ve hikmet, peygamberin hikmeti, sünneti, ve ulumun ve şerai-i semaviye, semavi şeriatlar ve dini ilimler. İnnallâhe kâne latîfen habîrâ, şüphesiz ki Allah çok lütufkârdır ve her şeyi bilmektedir. Latîfen, yani Allah Teala'nın lütfu, keremi çok fazladır. Habîran, ve Allah Teala her şeyden haberdardır. Ey alimen bima yasluhu li emril ibadi, kullarına neyin daha uygun olduğunu Allah Teala çok iyi bilmektedir. Habiren bima salihihim, onların maslahatlarını çok iyi bilmektedir, haberdardır. Ve lidalike, işte bundan dolayı Allah Teala her şeyi bildiği için şer'a linnasi, insanlara meşru kılmıştır. Ma yes'uduhum fi dünyahum, dünyalarında onları mesut edecek kuralları, kaideleri Allah Teala onlara vaz etmiştir. Ve ahiretihim, ahiretlerinde onları mutluluğa ve huzura kavuşturacak bütün kuralları, kaideleri onlara vaz etmiş ve meşru kılmıştır. Sümme ahbara teala, sonra Allah Teala haber verdi. Ennel mer'ete ve racule, kadın ve erkek, fil cezai ve sevabi, cezada ve sevapta kadın ve erkek sevaun, eşittir. Yani bir hayır işlediğinde erkek nasıl sevaba nail oluyorsa,
bir hayır işlediği zaman bayan da aynı sevaba nail olur. Bunun tersi, erkek bir günah işlediğinde nasıl cezayı hak ediyorsa, bayan da bir günah işlediği zaman aynı şekilde günaha girmektedir. Gale, innel müslimine vel müslimati, muhakkak ki Müslüman erkekler, vel müslimati ve Müslüman bayanlar, hümül mütemessikune bi evamiril İslami, İslam'ın emirlerine yapışan Müslüman erkekler ve Müslüman bayanlar, el mütehallegune bi ahlakihi ricalen ve nisaen, erkek olsun, bayan olsun, İslam'ın ahlakıyla ahlaklanan erkekler ve ahlaklanan bayanlar, vel müminine vel müminati, inanmış olan erkekler ve inanmış olan bayanlar, ey el mutasaddiqi el musaddiqine billahi ve ayatihi, Allah'a ve Allah'ın ayetlerini tasdik eden erkekler, ve ma enzele ala rasulihi ve enbiyaihi, evet, Allah'ın peygamberlerine indirilmiş olan kitapları ve suhufları tasdik eden erkekler ve bayanlar, vel ganitine vel ganitat, evet, Allah'a itaat eden erkeklerle, Allah'a ibadetle hayatını geçiren erkeklerle, Allah'a ibadet ederek, Allah'a itaat ederek hayatını geçiren bayanlar, yani abidine ta'iine, ibadet eden erkekler, etta'iine, itaat eden erkekler, el müdavimine ale ta'ati, evet, ta'ate, Allah'a itaate devam eden erkekler ve bayanlar, ve sadıkine ve sadıkati, ey es-sadıkine fi imanihim, imanlarında sadık olan erkekler ve sadık olan bayanlar, ve niyatihim, niyetlerinde sadık olanlar, ve akvalihim, sözlerinde sadık olanlar, ve amalihim, yaptığı amellerde sadık olan erkekler ve bayanlar, ve sabirine ve sabirati, sabreden erkekler ve sabreden bayanlar, sabırlı olan bayanlar, ey es-sabirine alettaati, Allah'a itaate sabreden erkekler ve Allah'a itaate devam etmek üzere sabreden bayanlar, ve anişşehevati fil mükrihi vel munşiti, evet, gerek şehvetlerine, arzu ve isteklerine gem vuran ve sabreden erkekler ve şehvetlerine gem vuran, sabreden bayanlar, vel haşiine vel haşiat, huşu içerisinde olan erkekler ve huşu içerisinde olan bayanlar, yani ey el hadiine el haifine minallahi celle ve ala, Allah'tan korkan ve Allah'a boyun eğen erkekler ve Allah'a boyun eğen bayanlar, el mutavadiine lehu bi kulubihim, kalpleriyle mütevazi olan erkekler ve kalpleriyle mütevazi olan bayanlar, ve cevarihihim, uzuvlarıyla, organlarıyla mütevazi olan, tevazu sahibi olan erkekler ve bayanlar, el mutasaddiqine vel mutasaddiqati, evet, el mutasaddiqine, Allah'ın verdiği nimetleri tasadduk eden, Allah'ın emrine uygun olarak harcayan erkekler, vel mutasaddiqat, ve Allah'ın verdiği nimetleri muhtaç olan insanlara infak eden, harcayan bayanlar, yani ey el mutasaddiqine bi envalihim alel fukara'i, mallarını fakirlere tasadduk eden, harcayan, infak eden erkekler ve bayanlar, bil ihsan ve eda zekatı, gerek zekatı eda etmek suretiyle, gerekse mallarından infak etmek ve iyilik etmek suretiyle bu şekilde davranan erkekler ve bayanlar, ve saimine, oruç tutan erkekler, ve saimati, ve oruç tutan bayanlar,
Ey yani es-saimine li veçhillahi, Allah'ın rızasını gözeterek oruç tutan, şehre Ramadan'a, Ramazan ayındaki farz olan orucu tutan erkekler ve bayanlar ve gayrihi minel eyyam ve Ramazan dışında çeşitli günlerde oruç tutan erkekler ve bayanlar. Fessavmu zekatul beden, evet, oruç bedenin zekatıdır. Oruç tutmak suretiyle insan bedenini günahlardan, günahın kirlerinden arındırmakta, temizlemektedir. Ve yüzekkihi ve yutahhiruhu, evet, bedenini tezkiye etmekte ve temizlemektedir günahlardan. Vel hafizine furucehum, ferçlerini yani ırzlarını, namuslarını muhafaza eden erkekler. Vel hafizat, ve ırzlarını, namuslarını muhafaza eden bayanlar. Ey anil meharimi vel asami, evet, kendilerine mahrem olan, haram olan kişilerle ilişki kurmaktan sakınan erkekler ve günahlardan kendilerini sakınan bayanlar. Amma la yahillu mine zina, evet, ve keşfil avrat, evet, zina ve avret yerlerin açılması şeklinde helal olmayan şeyleri muhafaza eden, rızlarını, namuslarını koruyan erkekler ve bayanlar. Ve zâkirîne Allâhe kesîran, Allah'ı çok zikreden erkekler. Ve zâkirât, ve Allah'ı çok zikreden bayanlar. Ey el-müdîmîne zikrallâhi bi-elsinetihim ve gulûbihim fî küllil evgât, bütün vakitlerde Allah'ı zikretmekle, Allah'ı zikirle devam eden erkekler ve bayanlar. Vel emkine, bütün vakitlerde ve bütün mekanlarda, emkine mekanın çoğuludur. Evet, gerek vakitlerde gerek yerlerde kalpleriyle ve dilleriyle Allah'ı zikretmeye devam eden erkekler ve Allah'ı zikretmeye devam eden bayanlar. İşte bütün bunlar, bu vasıfta olan erkekler ve bayanlar. E'addallahu lehum, Allah Teala onlar için hazırlamıştır. E'adde, hazırladı. Yu'iddu, e'addallahu lehum, onlar için Allah Teala hazırlamıştır. Mağfireten, bir bağışlama. Ve ecran azima, büyük bir ecir ve sevabı atmıştır, hazırlamıştır. Ey e'adde liha'ulâil muttakînel ebrâra, Allah Teala o muttaki ve salih olan insanlara hazırlamıştır. El muttasifine bis sıfatil celileti, o yüce sıfatlarla muttasıf olan, nitelenmiş olan müminleri Allah Teala onlar için hazırlamıştır. Azamel ecri, ecrin, sevabın en büyüğünü hazırlamıştır. Ve sevabı, ve sevabın en büyüğünü, en yücesini hazırlamıştır. Ve huvel cennet, o da cennettir. Ma'a tekfir-i zunubi, günahların efendim bağışlanmasıyla birlikte, bi sebebi ma fealuhu minel amalil haseneti, hasene, güzel ameller, salih ameller işlemeleri sebebiyle onların günahlarının bağışlanması ve cennette büyük bir ecir ve sevabı bu vasıfta olan mümin erkeklere ve mümin bayanlara Allah Teala hazırlamıştır. Evet, böylece Ahzab suresinin 35. ayetine kadar tefsirini yapmış olduk değerli arkadaşlar. Burada sizlere bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Özellikle bugün tefsirini yapmış olduğumuz 35. ayeti kerimeye kadar, 30. ayetten 35. ayete kadar özellikle Allah Teala peygamberin eşleriyle ilgili bir takım açıklamalarda bulundu. Peygamberlerin eşlerine bir takım emirler ve yasaklarda bulundu. Burada şu usul kaidesini sizlere hatırlatmak istiyorum değerli arkadaşlar.
Her ne kadar bugünkü açıkladığımız, tefsirini yaptığımız ayetler hitap olarak nüzul sebebi itibariyle peygamberin eşleriyle ilgili olsa da ayetlerin ifade ettiği hükümler kıyamete kadar geneldir ve bütün bu vasıfta olan insanlar için geçerlidir. Nitekim usulde şöyle bir kaide var, kural var değerli arkadaşlar. Lütfen bu kaideyi hatırlayalım ve bunu ezberleyelim. El ibretu bi umumil lafsı la bi hususis sebep. Evet, kaide kural bu. El ibretu bi umumil lafsı la bi hususis sebep. Bunun Türkçesi, sebebin hususiliği hükmün umumiliğine engel değildir. Bunu biraz daha açarsak şöyle, yani bir ayet her ne kadar özel bir sebep ile ilgili inmiş olsa da ayetin lafzının umumi olmasına bakılır ve ayetin hükmü aynı özelliği taşıyan, aynı özellikte olan insanlar için, kıyamete kadar bütün insanlar için geçerlidir ve uygulanır. Evet, lütfen bu kaideyi, kuralı asla unutmayalım. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri, bazı sureleri belirli kişiler, belirli şahıslar hakkında inmiş olabilir. Ama önemli olan ayet-i kerimenin lafzıdır. Ayetin lafzı umumi ise o zaman o özellikte olan bütün insanları ilgilendirir. Dolayısıyla işte Kur'an-ı Kerim'in evrenselliği diyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim sadece 14 asır önce indiği dönemdeki insanlara hitap etmiyor. Aynı zamanda onların hayatını yönlendirdiği gibi, onların hayatını inşa ettiği gibi bugün 14 asır sonra 21. yüzyılda yaşayan biz Müslümanları, biz insanları da ilgilendiriyor, bize de hitap ediyor. Kıyamete kadar gelecek bütün insanları ilgilendiriyor ve bütün insanlara hitap ediyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in evrenselliğini bu şekilde anlamamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim sadece 14 asır önce yaşayan insanlara indirilmiş olan, sadece onları ilgilendiren bir kitap değildir. Kur'an-ı Kerim evrensel bir kitaptır ve dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in getirmiş olduğu hükümler, ilkeler kıyamete kadar bütün insanları ilgilendirmektedir. Bunu bu şekilde bilmemiz ve bu şekilde anlamamız gerekiyor. Evet, Ahzab suresinin ilk 35 ayetinin tefsirini yaptık değerli arkadaşlar. Bu ayetlerde geçen bazı belagî, edebi özellikler var. O özellikleri de madde madde açıklayarak inşallah bugünkü dersimizi bitireceğiz. Evet, tedammenet içerdi, ihtiva etti. El-âyâtu ayetler, vucûhen, veçhün çoğulu vucûhen, çoğul olarak gelmiş. Vucûhen minel beyâni vel bedî'i, beyan ve bedi ilminden bir takım vecihleri, yönleri içermiştir. Nucizuha, özetliyoruz o vecihleri, o yönleri. Fîmâ yeli, aşağıdaki gibi özetliyoruz. Evet, birinci edebi üslup, özellik, edebi sanat, el-itnabu, itnab sanatı vardır. Bir tekrarül ismi zahir, zahir olan ismin tekrarı şeklinde itnab sanatı mevcuttur şu ayet-i kerimede. Hâzâ mâ ve'adenallâhu ve rasûlühü. Bu Allah ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Ve sadakallâhu ve rasûlühü. Allah ve Resulü doğru söylemiştir. Kerrarel isme, burada ismi ne yapmıştır? Tekrar etmiştir. Kerrara, yükerriru, kerrara el isme, el kerime, Allah Teala kendi ismi şerifini ne yapmıştır? Tekrar etmiştir. Litteşrifi ve tazimi, evet, şerefi ve yüceltmeyi ifade etmek için ne yapmıştır? Allah Teala Allah ve Resulühü şeklinde ismi ne yapmıştır? Tekrar etmiştir. Burada itnap sanatı vardır. Evet, ikinci olarak, ikinci edebi sanat, el-istiaratu, istiara sanatı mevcuttur. Gada nahbehu,
bu ayet-i kerimede yani adağını, nezrini yerine getirdi. Bu ayet-i kerimede istihara sanatı vardır. Zira bu ayette geçen ennahbu kelimesi ennezru adak anlamına gelir. Vestu'ire lil mevti ölüm için istihare olarak kullanılmıştır. Li'ennehu nihayetü kulli hayyin, çünkü her diri olan, canlı olan varlığın sonucu ölümdür. Bunun için ki ennehu nezrun lazımın, sanki bu mutlaka her canlıya lazım olan, gerekli olan bir adak gibi değerlendirilmiştir. Fi ragabetil insani, insanın boynunda asılı olan, her insanın efendim mutlaka karşılaşacağı bir hakikattir. Bunun için de gada nahbehu ifadesinde, yani insan mutlaka ne yapacaktır? Ömrünü tamamlayacaktır ve adağını gerçekleştirecek ve böylece ölümle karşı karşıya gelecektir. Evet, burada istihare sanatı mevcuttur. Üçüncü olarak değerli arkadaşlar, el cümletül itiradiyye, itirazi bir cümle vardır. Ve yuazzibül münafikine inşa'e, eğer dilerse münafıkları cezalandıracak. Ev yetûbe aleyhim, veyahut da onların tevbelerini kabul edecektir. Evet, burada littenbihi ala enne emral azabi, burada şu hususa Allah-u Teala dikkati çekiyor. Littenbihi, dikkati çekmek için böyle ifade tarzı kullanılmıştır. Ala enne emral azabi, Allah'ın bir insana azap etmesi, evir rahmeti veya bir insana merhamet etmesi, onu affetmesi nedir? Mevkulun li meşiyetihi teala, Allah-u Teala'nın meşiyetine bırakılmış olan, kalmış olan bir husustur. Yani Allah-u Teala dilediği kulunu bağışlar, dilediği kuluna azap eder. Evet. Dördüncü edebi incelik ise el-mukabele, mukabele sanatı vardır. Beyne, şu iki ayet arasında, beyne in kuntunne turidnel hayate dünya ve zineteha, şayet siz dünyayı, hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, ve beyne in kuntunne turidnallaha ve rasulehu ve daral ahirete, Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, bu iki ayet arasında mukabele sanatı mevcuttur. Evet, beşinci olarak değerli arkadaşlar, etteşbihul beliğ, beliğ bir teşbih sanatı mevcuttur. Ve la teberrecine teberrucel cahiliyeti, cahiliye açık saçıklığı gibi açılıp saçılmayın ayetinde, ey keteberruci ehlil cahiliyeti, yani cahiliye ehlinin açılıp saçıldığı gibi anlamındadır. Huzifet edatü teşbihi, teşbih edatı bu ayette hasfedilmiş, silinmiştir. Ve veşhuş şebehi, benzetme yönü silinmiştir. Fesara beligan, ve böylece beliğ bir teşbih sanatı mevcuttur bu ayette. Evet, altıncı olarak atful ammi alel hası, evet, umumi bir ifade, hususi bir ifadeye atfedilmiştir şu ayeti kerimede. Ve ata'nallâhe ve rasûlehu, Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. Bade kavlihi, şu ayetten sonra. Eqimne salate, namazı dosdoğru kılınız. Ve ati ve atine zekate, zekatı veriniz. Fe inne itaatallahi, Allah'a itaat etmek ve Resulehu, Allah'ın Resulüne itaat etmek, teşmülü külle ma tekaddeme minel evamili ve nevahi, yani daha önce zikredilmiş olan bütün emirleri ve yasakları içine almaktadır. Buna rağmen ne yapılmıştır? Hususi bir ifade, umumi bir ifadeye atfedilmiştir. Evet, yedinci edebi sanat olarak el istiaratu, istiara sanatı mevcuttur. Yuzhibe ankumur ritse ve yutahhirakum tathira, evet, sizden kiri gidermek istiyor
ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Bu ayeti kerimede istiaratul ricsi lizzunubi, günah için rics kelimesi istiara olarak kullanılmıştır. Günahlar için rics kelimesi kullanılmıştır. Ve tuh littakva, takva içinde tuhur kelimesi kullanılmıştır. Li enne ardal mürtekibi lil maasi, evet, li enne ardal mürtekibi lil maasi, günahı işleyen kişinin ırzı, namusu, yetedennesü, kirlenmektedir. Ve emme ta'a, evet, itaate gelince fel ırdu ma'aha, insanın ırzı, namusu, itaatle nagiyyun, mahsunun, ketsevbi tahir, temiz elbise gibi kirlerden temizlenmekte, arınmaktadır. Evet, 8. edebi incelik de şöyle değerli arkadaşlar. El icazu bil hasfi, hasif yoluyla icaz sanatı vardır. Vel hafizat ifadesinde hasful mef'ul, evet, mef'ul hasfedilmiştir. Li delaleti sabik aleyhi, daha önceki ifade delalet ettiği için, gösterdiği için mef'ul zikredilmemiş, hasfedilmiştir. Vel hafizat furucehunne şeklinde, evet, ırzlarını, namuslarını muhafaza eden bayanlar şeklinde furucehunne ifadesi mef'ul hasfedilmiştir. 9. edebi sanat et-talibu, talip sanatı vardır. E-addallahu lehum, Allah-u Teala onlar için hazırlamıştır. Evet, gallebe ez-zukura, burada erkek ifadesini talip olarak bütün insanları içine alacak şekilde kullanmıştır. Ve cema'al inas ma'ahum, onlarla birlikte bayanları da cem etmiş, birlikte toplamıştır. Sümme edrecehum fit-damiri, sonra zamirde onları ne yapmıştır? Birleştirmiştir. Ve e'adde lehum demek suretiyle hem erkekleri hem bayanları içine almaktadır. Ve 10. ve sonuncu edebi sanatta şu şekildedir değerli arkadaşlar. Tevafukul fevasıl, yani ayetlerin sonlarının bir uyum içerisinde bitmesi, bir uyum içerisinde olması, yesiran, gadiran, kesiran şeklinde. Ve huve minel muhassenatil bedi'iyeti, bunlar da bedi'i, edebi güzelliklerden sayılmaktadır. Evet, böylece değerli arkadaşlar, bu dersimizin sonunda Ahzab suresinin ilk 35 ayetin tefsirini bitirmiş oluyoruz. Subhanekallahümme ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etubu ileyk, ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi Teala'l-Fatiha.